bir Mersinli olarak Mersin deniz şehri aklıma gelen ilk şey Mersin deyince deniz, Akdeniz ve liman. Yani Türkiye'nin en büyük ikinci limanı, Türkiye'nin ticaret hacminin en büyük ikinci noktası ve aynı zamanda deniz kuvvetlerimizin de önemli bir üssü. O yüzden Mersin için denizciliğin anlamı büyük. Biliyorsunuz Deniz Ticaret Odası da ikinci bir deniz ticaret odası İstanbul'dan sonra burada faal. Dolayısıyla Mersin'de denizciliğin çok önemli bir konumu var. Ta 1940'lardan itibaren burada Harbokulu öğrencilerinin eğitim aldığını falan da düşünürseniz denizciliğe Mersin'de önem verildiğini hatırlayabilirsiniz. Kaldı ki şöyle düşünüyorum, biz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Her zaman bununla gurur duyuyoruz. Coğrafyamız çok güzel. Karadeniz, Ege, Marmara, Akdeniz ve bir zamanlar ta Osmanlılar döneminde Hayrettin, Barbaros Hayrettin'in, Piri Reislerin burayı göle, Akdeniz'i bir göle çevirdikleri dönemde keşke ona daha fazla devam edebilseymişiz. Çünkü tüm dünyayı bugün ticari anlamda olsun, medeniyet anlamında olsun geliştiren en önemli unsur mezunumuzun da bahsettiği gibi deniz yolları oldu. Bir Marco Polo veya Magellan veya Amerigo Vespucci filan gibi gemiciler dünyayı keşfettiler ve oralarda farklı noktalarda medeniyetler kurdular. Bugün bir Amerika kıtası, Avustralya'sı, Asya'nın derinlikleri, bütün adalar bu şekilde keşfedildi. Bugün de Türkiye'nin buna gerçekten çok önem vermesi gerekiyor. Coğrafyamızın doğası itibariyle bizim bu mezunlara ihtiyacımız var. Hemen işlerine başlayacaklar ve ülke ekonomisi için, ülkenin kalkınması için ve kendi refahları için, siz ailelerin refahları için emek harcamaya başlayacaklar. O yüzden ben bu süreçte emeğe geçen öğrencilerimizi kendi bilgileriyle donatan hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Aktardılar bilgilerini. Bizim görevimiz bu. Üniversite olarak da görevimiz bu. Değerli misafirlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizi kardeş okulumuz diyeyim, yani fakültede hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Dekanlar, dekan yardımcımız, idari personelimiz hepsi burada. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bu yıl büyük bir deprem yaşadık. Bizim okulumuz da bundan çok etkilendi. Öğrencilerimiz maalesef yakınlarını kaybettiler. Birçok öğrencimizin yakını hala tedavi sürecinde hastanelerde. Bugün evlatlarınız için, göz bebekleriniz için yeni bir dönem başlıyor onlar için. Mezun oluyorlar, okullarını bitiriyorlar. Şundan emin olunuz, donanımlı, bilgi sahibi, mesleki açıdan donatılmış bir şekilde mezun olacaklar ve meslek hayatlarında burada aldıkları bilgileri kullanacaklar. Bundan emin olunuz. Sevgili öğrencilerimize de zor ve eğitimi süreklilik gerektiren bir meslekte mesleki eğitim aldınız, öyle söyleyeyim, ve zor bir süreç başlıyor. Bu denizcilik mesleği zor bir meslek, biliyorsunuz. Bu süreci tamamladınız. Ben her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tabii çok azsınız şu an, 22-23 kişiyiz. Büyük bir çaba sarf ettiğinizi biliyorum. Ama bu çabanızda da bizim özellikle akademik ve idari personelimizin size çok emeği geçti. Ben sizler adına hem de kendi adıma her birine teşekkür ediyorum. Hem akademik personelimize hem idari personelimize gerçekten çok emek sarf ettiler. Hele hele bu zor süreçte çok yardımlarını gördünüz onların. Ben de sağ olsunlar, ben de en zor zamanlarda hep konuştuk ettik, hep fikir verdiler bana, sağ olsunlar. Ben kısa tutacağım, çok sıcak. Artık kıymetli mezunlarımız diyorum size, mezun oluyorsunuz.
Bu yıl önemli bir yıl. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Yani esasında güzel bir yıla denk geldiniz. Hani 100. yılı meslek hayatınıza geçiyorsunuz. Bizim mesleğimiz bilimsel ve teknik açıdan sürekli yenilebilen, yenilenen, gelişen, takip etmemiz gereken bir meslek. Sizler de biliyorsunuz bunu. Yani böyle hani mezun oldum, diplomayı aldım, işte bunu kullanacağım, böyle öyle bir şey yok. Sürekli yenileyeceksiniz. Kurslar, işte seminerler, bunlara katılacaksınız ki meslek zaten bunu icap ediyor. Zorunlu tutacak sizi. Ben bu Cumhuriyetimizin 100. yılına da denk geldiği için çok mutluyum sizler adına. Ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı miras, ilkeler ışığında mesleğinizde sabırlı, disiplinli, ahlaklı ve sorumluluk sahibi olacağınızın, yani biliyorum buradan böyle öğrendiniz ve bunu da kullanacaksınız. Ben her birinizi tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Denizcilik mesleği dünya ticaretinin temel taşlarından biridir. Dünya ticaretinin yaklaşık %90'ı deniz yoluyla gerçekleşmektedir. Küresel ekonomiye katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde de yardımcı olur. Denizcilik sektörü dünyanın dört bir yanına ulaşan bir köprü görevi görür ve büyük bir emek harcamamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Denizciliğin büyüleyici dünyasına adım attığımız ilk günden bu yana sürekli bir öğrenme ve gelişme sürecinde olduk. Denizcilik mesleği birçok zorluğu ve sorumluluğu beraberinde getirirken bizlere büyük bir ayrıcalık ve fırsat sunmuştur. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek bize düşen en önemli görevlerden biri olacaktır. Yes! 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 Y